davranışlarına falan geçelim. Şimdi blok davranışları falan da var. Bunun dışında tabii edit kısmı var. Bakın görüyorsunuz. Edit bloğu açarsam eğer. Edit blokta ise arkadaşlar burada kaydetmiş olduğum, bakın description'ları, açıklamaları görüyorsunuz. Burada açıklamalar ve kendi blok adı ile alakalı temel çizimleri görebilirsiniz. Örneğin yuvarlak masa ve sandalye 3 diyelim ve edit definition dedikten sonra otomatikmen bunu arkadaşlar oluşturacak başka bir ekrana geçecektir. Bu ekran üzerinde arkadaşlar temel olarak bu bloğu değiştirebilmenizi sağlar ayrı bir ekran üzerinde. Tabii bu editördür, blok editörü olarak geçiyor. Blok editöründe eğer yapmak istemiyorsanız, örneğin çiziminiz çok karışık, birden fazla çiziminiz var. Siz bir tanesini, bir adet bloğunuzu burada değiştirmek istiyorsunuz. O zaman edit editörü, yani blok editöre geçmeniz gerekiyor. Ya da blok editör üzerinden bu işlemi yapabilirsiniz. Hayır, yok ben bu işlemi yapmak istemiyorum ya da yaptığım işlemi diyelim birazcık değiştirdim. Close editör dedikten sonra bana soru soruyor. Diyor ki ben bunu masa 3 adı altında bloğuma tekrardan kaydedeyim mi? Yoksa kaydetmeden çıkayım mı diyor. Ben bunu kaydet diyorum. Tekrardan çıkıyorum arkadaşlar bu alan üzerinde. Bir diğer taraftan, evet, bu blokların gerçekten işe yarar bir noktaları var mı arkadaşlar? Tabii ki de var. Hemen şöyle bir dikdörtgen alan bir çizelim. Genel olarak şöyle bir şey yapalım. Bir dikdörtgen çiziyorum. İşte dimension'ı şöyle bir işaretleyelim. İşte diyelim ki örneğin 50'ye 50'lik bir kare kolonu olsun. Bakın kolonu ve kolonu yerleştiriyorum. Bakın şimdi eğer blok olarak ben kolonları blok olarak tanımlarsam arkadaşlar, güzel bir noktaya değindiniz. Bu noktada eğer bloğu kolon olarak tanımlarsam, bu kolonu istediğim gibi koyduğum ve kopyaladığım tüm alanlarda, yani hepsini tek tek değiştireceğime birisini değiştirir. Hepsinde aynı sonucu görebilirim. Evet, hemen deneyelim arkadaşlar. Şimdi ilk olarak bir kare kolonum var. Bu kare kolonumu temel olarak bakın aks sonuna getireceğim. Yani buradan itibaren tanımlayacağım. Şimdi hemen bunu bir kolon olarak tanımlayalım. Ne yapıyorduk? Create kısmına geliyordum. İsim kolon 50x50. Şimdi Select Objects diyor. Şöyle bir nesnemi seçiyorum. Tabii bir tane de seçebilirsiniz. Bir sürü nesne de seçebilirsiniz. Bunu görmüştük zaten sandalyede. Enter tuşuna basıyorum. Ve diyorum ki Convert to Block. Yani ekranına gitmesin diyorum. Kolon 50'ye 50'lik beton diyelim. Ve OK diyelim. Daha sonra diyor ki bana bunun temel alınacak noktasını, yani kopyalanacak alanda bir orijinini neresi olarak belirleyi diyor. Ve ben diyorum ki zaten bunun geometrik merkezini seç diyorum. Ve son olarak merkezini seçiyorum. Şimdi burada bloklarımı aynı şekilde oluşturdum. Bakın bir tane kolonum var şu anda. Şimdi bu kolonumu blok olarak kopyalayacağım. Bakın rectangle değil şu anda. Blok haline getirdiğimi unutmayın arkadaşlar. Ve dört köşesine örneğin çizimimi oturttum. Sonra bana dediler ki kolonum değişecek. Ve tüm 50'ye 50'lik kolonları dediler ki 60'a 30'luk bir kolon haline getir. O zaman ne yapacağım? Ve içinde boya ya da tara dediler. Bu şekilde çizimi kabul etmiyorum falan dediler örneğin. O zaman ne yapacağım arkadaşlar? Canınızı sıkmaya gerek yok. Burada edit komutuyla yahut bedit, yani burada bir kere geçiyorsunuz. Şöyle bedit komutuna geçiyorsunuz. 50'ye 50'lik kolon OK diyeceksiniz. Bakın ayrı bir sekmede orijinden aldığım için X ve Y koordinatı 0'da gelmiş oldu. Şimdi benim boyutum kaçtı? 50'ye 50 idi. Örneğin şöyle dedim ki işte 60'a 30 dedim. Şu anda bir 10 buraya, pardon, şöyle 30 buraya diyelim. Bakalım şu anda kaça kaç oldu. Sakın ölçü çizgilerini içeride unutmayın arkadaşlar. Hepsini çıkar. 30-60'lık kolon haline getirdim. Ve daha sonra dediler ki bana ya bunun içini niye boyamadın? Tekrardan ne yapıyorum arkadaşlar? Burada hatch kısmına giriyorum ve hatch'imle beraber şöyle select diyerek örneğin burada temel olarak arkadaşlar bir kolonumu yapıyorum. Ve enter dedim. Daha sonra görüyorsunuz arkadaşlar kolonum bitti. Peki nasıl çıkacağım burada? Nasıl asıl alana gitmem gerekiyor? Close dedikten sonra the changes you made haven't been saved. What we want to do? Yani bunu değiştirmeden önce ne yapmak istiyorsunuz? Kaydetmek mi istiyorsunuz yoksa reddetmek mi istiyorsunuz? Ben bunu kaydet diyorum. Şimdi kaydettikten sonra bakın temel olarak merkezi buradayken arkadaşlar, bakın temel olarak şu merkezi bir ortadaydı ve bu sefer köşelerine geçti. Aynı şekilde diğer tüm kolonlar etkilenmiş oldu.
Bunlar arkadaşlar temel olarak bizim bir bloğumuz haline geldi. Evet, bloklar hakkında gerçekten çok güzel ve tasarımlarını değiştireceğimiz birçok hamlelerden birisi var. Peki bunun dışında ben başka neler yapabilirim? Burada arkadaşlar ben dışarıdan bir blok içeriği çağırabilirim. Nasıl? Örneğin dediğim gibi bir alana bir şey yaptık. Bu alanı biraz dolduralım. Temel dışarıdan bir eğer blok almak istiyorsam burada arkadaşlar DC dediğimiz şöyle AD Center adı altında bir veri sistemine yani Data Center, Database Center kısmına geçiş yapabilirim. Ki bu kısımda arkadaşlar Database kısmında burada temel olarak benim AutoCAD 2020 üzerinde bakın burada görüyorsunuz benim blokları burada almam gerekecek. Bunun için bakın sample'lar var. Hemen sample'lara çift tıklıyorum. Başka buradan ne olarak alabilirim? En az English United States genel olarak database temel bir sample'larını kullanabilirsiniz. Ya da hazır olarak dışarıdan alabilirsiniz. Design Center ya da Dynamic Block kısımları kullanabilirsiniz. Ben Design Center'a gireceğim. Ve burada diyeceğim ki örneğin bakın burada görüyorsunuz birçok arkadaşlar neyimiz var? Bizim AutoCAD'in bize vermiş olduğu bloklar var. Örneğin Home Space Planner adı altında bir alanımız var. Buna eğer çift tıklarsam burada genel olarak blokları istiyorum örneğin ve bu bloklar içerisinde arkadaşlar istediğim burada birkaç tane elemanı bulabilirim. Örneğin burada bir yatak almak istiyorum. Hemen ne yapıyorum? Şu buradaki center'ı birazcık küçülteceğim. Yatağı sürüklüyorum. Bakın otomatik olarak geliyor. Burayı göreceğiniz üzere bir blok haline geliyor. Yatağımızı koyduk. Şöyle bir odamızın dışında şöyle bir tanımlayalım. İşte 10 santimde bir duvarımız olsun. Örneğin bunun dışında bir adet işte yemek masası istiyorum. Bakın yemek masasını buraya getiriyorum. Yahut bilgisayarım var. İşte burada bir sandalyem var. Sandalyemi getiriyorum. Örneğin bu tarafa koyuyorum. Başka ne var? Fotokopi makinesini bu tarafa getiriyorum. Örneğin lambam varmış. Lambamı şöyle yetiştiriyorum. Daha sonra bir piyanom varmış. Piyanoyu da koyabilirim. Başka bir adet şeyim varmış. Şöyle bir bitkim varmış. Bunu da alabilirim. Evet, birkaç tane de koltuk takımı alalım. Şöyle bir koltuk alıyorum. Başka var mı? Başka bir şey almaya gerek yok. Evet. Bu şekilde arkadaşlar temel olarak buradaki şeylerden, bloklardan yararlanabilirsiniz. Evet, tabii ki şöyle geri giderek arkadaşlar temel olarak hangi malzemelere ihtiyacınız var bunları alabilirsiniz. Örneğin hepsini almak istiyorsanız tutup getirmelisiniz. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi örneğin burada Home Space Planner dedik ve hepsini almak istiyorum. Bakın bunun içerisine tek tek de girebilirsiniz. Ayrıca da hepsini böyle alabilirsiniz bir kit halinde. Genel olarak şöyle yapacağım. Buna sağ tıklıyorum. Explore Add Favorites işte Attach as XREF yani bunu referans dosyası olarak ekle. Eğer buna basarsam arkadaşlar bakın buraya Attach External Reference bir referans dosyası olarak buraya ekleyecektir. Okey diyorum. Yani bu alan içerisinde tanımlıyorum arkadaşlar. Şöyle tekrardan ben Insert kısmını geçtiğim zaman buradaki tüm kullanacağım aslında elemanları burada seçerim. Bakın Home Plan kiti de bu şekilde tanımlamış oldum. Eğer seçersem buraya yapıştırıp burada blok üzerine bir şeyler yapabilirim. Tabi bu temel olarak bloğu ben içerisindekilerini alabilmek için arkadaşlar şurayı bir kapatıyorum. Yani DC Design Center'ımı kapatıyorum. Şimdi genel olarak buradaki nesneleri ben alacağım, nasıl alacağımıza dair bir size önceden bilgi vermiştim. Blok içerisinde olduğu için bunu alamıyorum. Öncelikle patlatmam gerekiyor. Explode ile patlatıyorum. Bakın patlattıktan sonra arkadaşlar buradaki artık kısımları kullanabilirim. Şöyle bu alanları şöyle yapıyorum. Tabi bunları otomatikman kopyaladım. Artık buradaki kısmı patlattıktan sonra kullanabilirim. Ama şuna dikkat edin arkadaşlar. Burada birden fazla yüzeyli alanı bu şekilde çalışma dosyası bloklarına eğer X dersem patlatırsam burada çok fazla arkadaşlar benim için bir sıkıntı oluşturacak bir nesne haline gelecektir. Bunu sakın unutmayın. Yani bloklarınızı patlatma üzerine kullanmayın derim. Çünkü birçok alanda bunları patlatacağız arkadaşlar. Ve bu şekilde bu alanları kullanmış oluyoruz kendi içerisinde. Bunu temel olarak başka bir dosyada nasıl kullanabileceğim? Tabii
Bunun için arkadaşlar öncelikle tüm dosyaları siliyorum ve burada sadece bir tane bir dosya bırakıyorum. Peki ben burada bunu kaydetsem temel olarak bana ne manaya gelecek? Yani bilgisayarımda arkadaşlar bu dosyayı el kaydetsem çok büyük bir dosya olarak kaydeder. Yani çok büyük dediğim çok fazla büyük değil ama temel olarak tüm blokların içerdiği aslında bir dosya olarak görülecektir bu dosyam. Şimdi peki ben kullanılmayan buradaki blokları nasıl sileceğim? Yani evet bazılarını kullandım bazılarını kullanmadım. Ama arkadaşlar şunu unutmayın. Eğer insert sekmenizde genel olarak bu çizim içerisinde bir blok tanımladıysanız bu bloklar arkadaşlar sizin bu çiziminizin çok yüklü bir dosya olması haline geliyor. Ve bilgisayarınızda arkadaşlar çok fazla yer kaplayabilir. Bazen 300-400 bunları unutarak çok fazla blok nesneleri aynı dosya içerisinde tanımlayabiliyorsunuz ve bunları kullanmadığınız halde 200 MB, 300 MB gibi bir yüksekliklere sığıyor. Neden oluyor? Aslında bu tür şişmeleri engellemek için AutoCAD'in çok güzel bir komutu var arkadaşlar. Bunu size hemen gösterelim. Şöyle ikon sekmesine tıklıyorum ve burada Drawing Utilities kısmı vardı arkadaşlar. Ve burada bir purge olayı var. Yani kullanılmayan isimli malzemeleri ve blokları, layer'ları ve kullanılmayan diğer tüm elemanları siler. Yani tüm hafızasından siler arkadaşlar. Bu yüzden purge demeden önce size şöyle bir şey yapalım. Şimdi eğer sadece bakın bir tane şeyim olsun, bir tane bloğum olsun. Bu bloğumu ben şöyle bir kaydedeceğim masa üstüme. Yani buna da şey diyelim. Çoğul blok adını vereceğim. Save diyorum. Şimdi bunu kaydettim. Masa üstüne geçip bunun ben özelliğine bakmak istiyorum. Bakıyorum. Evet toplamda 131 kilobayt gözüküyor. Diskteki boyutu 104 kilobayt. Tabii çok fazla değil şu anda. İlerleyen zamanlarda anlarsınız. Çok fazla çizim yaptığınızda arkadaşlar. Çizimime geçiyorum. Şimdi burada arkadaşlar ben burada Drawing Utilities kısmından Purge işlemini yapacağım. Purge'e basıyorum ve diyorum ki arkadaşlar burada tüm Purge itemlerini yani kullanılmayan fakat hafızasında kalmış genel şeyleri silmemizi sağlıyor. Ben burada genel olarak hepsini seçiyorum. Çünkü işte kullanılmayan bir layer olabilir, kullanılmayan bir grup olabilir, kullanılmayan bir stil olabilir. Tanımlamışımdır ama bilgisayarımda çok fazla yer kaplıyordur. Bu yüzden arkadaşlar silmişimdir ama bilgisayar yani çizimin hafızasından almamışımdır. Çizim burada kendi içerisinde bir hafızası var. Bunu unutmayın arkadaşlar. Şimdi bunları dedikten sonra bakın. Bakın görüyorsunuz bloklar var. Kullanılan tüm elemanları sil diyorum. Purge checked items yani bu check edilen her şeyi purge haline getir diyorum. Ve daha sonra close diyorum. Şimdi temel olarak bunu yaptıktan sonra insert sekmeme geçiyorum. Ve görüyorsunuz arkadaşlar. Bir tane bile blok kalmamış. Sadece kullanmış olduğum bloklar dahilinde. Evet, eğer bunun dışında başka bir şeyim varsa, kullanılmayan layer'ım varsa, layer'ların hepsini silmem gerekiyor hafızasından. Ya da bir stilim varsa stilimi silmem gerekiyor. Bunlara çok dikkat edin arkadaşlar. Bilgisayarınızda temel olarak bu konuda arkadaşlar çiziminiz şişmesin. Çünkü ilerleyen zamanlarda o kadar çok çizim yapacaksınız ki bu tür şeyleri unutacaksınız. En son olarak overkill'i purge all gibi purge gibi işlemleri sakın unutmayın. Çünkü bu tür işlemler arkadaşlar sizi çok büyük yükler altından kurtaracaktır. Bu da bunun küçük bir donesi diyebilirim. Evet şimdi bunu şöyle save as diyelim. Farklı bir şekilde tekil diyeceğim bu sefer buna. Şimdi tekil blok olarak bunu kaydediyorum kendi içerisine. Ve şimdi arkadaşlar tekil ve çoğul blok arasındaki farka bir bakalım. Tabii şu anda çok fazla bir şey yapmadığımız için çok büyük bir boyut farz etmeyecek ama şimdi tekil bloğun özelliklerine bakıyorum. Bakın burada temel olarak o kadar içerisinde layer ve katman vardı. Bunu da temizlemiştim arkadaşlar. Yani 131 kilobayttan şu anda 75 kilobayta indi. Şöyle düşünün. Bunun işte 131 MB'dan 75 MB gibi birazcık daha elle tutulabilir gibi bir dosyaya dönüştüğünü düşünün arkadaşlar. Şimdilik bunları söylemiş olalım. Bunlara çok dikkat eden purge işlemini yapmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Bunu zaten sizlere arkadaşlar örnek olarak vereceğim bu temel komutları. Bundan da çıkıyorum.
Evet, bu dersimizde bu şekildeydi bloklarla ilgili. Yani temel olarak tüm bloklar hakkında bir bilgileri ve temizleme yollarını görmüş olduk arkadaşlar. Sonraki derste tekrardan görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.